Sen hiç birine mektup yazdın mı Kubilay Aka? Yok. Kes, ya bırak Allah, sen romantik bir adamsın. Instagram'da çok gördük zamanında. Kubilay, bütün bu sorular sana gelecek biliyorsun. Ama yok, mektup yazmadım, dijital takılıyorum abi, evet. Tamam. Setin en arızası kimdir? Mert bir kere bir şeye kafaya taktı mı 3 ay devam edebilecek bir arıza. Alina'da da var bence. Bence de var. Gizli. O gizli. Gizli. Ya ben korkuyorum mesela Alina'dan. Alina arıza azmettiricisi. Set çok söyle. Geç sürmedi mi ya sence de falan hani ya da çay çok kötü değil mi? Evet var var bende o gizli. Söyle kabul ediyorum. En arızası Mert. Söylüyorum Kubilay. Mert. Mert. Kaan. Selahattin. Ben Alina diyorum. Okay. En doğru cevap. Bir, iki. Kubilay diyeyim hani biraz çok baskı olmasın. Setin en arızası benim diye kabul ettik. Tamam peki benim. Sette en çok güldüğün an. Laboratuvar sahnesinde çok güldük biz. Pantolonu patladı çocuğun bacakları açılınca. Ben ona çok abi, güldüm. Senin pantolonun patladı ya. Kişisel komik bir şey. Benim genel olarak pantolonum patlıyor zaten. Ya kaç kere, bir şey söyleyeceğim. Kaç kere pantolonun patladı? 7-8 kere falan. Ama abi basketçi oynuyorum ben. Sizin için en özel, anlamlı sahne. Sabah çektiğimiz Yunuslar geçiyordu önümüzden. Işıksız ya. Ve hepimizin bir karar verme anı var. Bizim Pınar'la ev sahneleri çok güzeldi bence. Hmm. Evet, benim için de güzel. Komple bir iki gün falan sürdü. Bence ortak olarak lan özel sahne, o laboratuvar sahnesi. Bence herkes için şey, bir daha öyle bir şey çekemeyiz bence hayatımızda yani. Ne? Kubilay, aşk için yaptığın en çılgın şey. Hadi gerilme Kubilay. Dın dın. Bence aşık olmak bir çılgınlık zaten. Bravo. 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 Peki ilk görüşte aşk. Ya şöyle açıkça söyleyeyim. Yani önce tanıyıp... Tabii tanımam. Zamanla mi? Bir şeylerin oluşması nasıl benim kafama nasıl? Daha mantıklı geliyor. Ben o değilim mesela. Ya ben de ilk görüşte... Ben gördüğüm anda aynen benim de öyle. Ya aşktan bahsetmiyorum ama o bir enerji, bir şey var ya, bir şey olur böyle. Çat! Tamam bir şey olur ama aşk mı işte o? İnsan tanıdıkça ona daha aşık. Aşık. Tabii evet. Bence de katılıyorum. Ama aşk mı o ilişki mi yani? Evet. Aşk da bir ilişki değil midir yani sevgili kan? Gerçek hayatta hiç çöp çatanlık yaptın mı Alina? Yok yapmadım. Hiç yapmadım. Hani arkadaşın var, hani... birine tanıştırayım seni falan. Atıyorum onların arasındaki enerjiyi hissediyorsan, birbirlerine açılamıyorlarsa. Aynen ben böyle bir küçük... Mesela nasıl yokluyorsun? Bana bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Ben anlıyorum ama ikisinin arasındaki enerjiyi oradan şey yapıyorum. Karakterini ilk okuduğunda ne hissettin? Çok sevdim. Böyle tamamen... Yaşadığı şeyler de biraz benim kendi yaşantıma benziyordu. O yüzden inanılmaz bağdaştırdım ve çok fazla bağlandım. Eğlenceli bir karakterdi Eda. Böyle bir vurdum duymaz ama bir yandan da eğlenceli, komik bir karakterdi. İlk okuduğumda dedim bu niye böyle? Niye böyle herkesin sözünü kesiyor, kimseyi konuşturmuyor falan merak ettim. Sizin hayatta bir derdiniz var. Seviyorum bu tavrınızı. Sence 90'lar? Yes. Kuş vurduğumuz Atari var ya. Evet ya. Atari 90'lar mı yoksa 2000'ler mi? 90'lar. Şimdi o Atari dönemine girdiği için 90'lar diyebilirsin. Misket oynuyordum. Miskette Kuyu diye bir oyun vardı. Taso vardı. Benim mesela en sevdiğim klip galiba Emel Müftüoğlu Hovardaydı. Ben Candan Erçetin'e aşıktım ya. Ya yeah, çok iyi. Ben ama yani sesine de bir de kadın olarak da böyle o... O saç rengi çok görmemişim çocukluğumda. Ben ilk izlediğim filmi Titanic olarak hatırlıyorum ve o 90 yılı böyle canlanıyor yani. Amokachi değil mi? Amokachi var. Transporting o zaman mı vardı acaba? Netflix'te var bu arada izleyebilirsiniz. Netflix'te birçok 90'lar içeriğine ulaşabilirsiniz bu arada. 17 yaşındaki sen şu an burada olsa sana ne söylerdi? Heyecanını kaybetme, keyif almaya devam et. Gençliğini kaybetme, ateşini kaybetme. Böyle şeyler söylerdik. Tebrik ediyorum derdi. Asla yapmam dediğin ne varsa hepsini yaptın derdi. Çünkü yaptım. Yaptığım için de mutluyum. Ne bileyim abi bir şey söylemezdi herhalde. Fotoğraf çekilebilir miyiz? Fotoğraf çekilip giderdi yani. Üç kelimeyle dizideki karakterini anlatsan. Güç, agresiflik, merhamet. Asi ya da hırçın. Aşktan korkuyor. Aşktan korkuyor olmaz. Olmaz mı? Üç kelime. Aşktan korkuyor. Üç. Para. Aşk 101'i izlemek için 3 sebep. 90'lar, ne bileyim hani bizim alışık olduğumuz kültürün esintilerinin olması bence bir sebep. Ya bir kere bizden. Bir kere bizden. Evet, çok. Biz, kapalı çarşıyoruz. Biz demiyoruz. Ya bir güzel bir de böyle lise dönemi olduğu için. Herkesten son bir kelime istiyorum. Senaryo kalan bir kelime, replik. Yani sır. Sıkı tutun tamam mı? Üzüleceğini bilsen de yaşa. Çünkü yaşanamayan daha acı. Siz söyleyin kameraya karşı. Konuşma benimle.
Çok acı oldu. Şekerim düşüyor. Bir gün bir gazeteyi açıp onlardan birinin canına kıydığını görsek mesela. Gerildin mi şu an? Evet. Sakin ol. Eyvah. Tamam. Bulamadığını itiraf et. Hadi yürek. Bak hemen de kalk gidiyor. Tamam o zaman size yardım edeceğim.